birlikteydi demiştik. Hemen bir merhaba diyelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam nasılsınız? Sağ olun, eksik olmayın. Epey oldu sizinle seçim öncesi, Cumhurbaşkanlığı evet. seçim öncesi evet. Nisan ayında bir program gerçekleştirmiştik. Evet. Çok ses getirdi programımız. Evet. Bakalım bu akşam da gündemimizde epey yoğun, sizin evet. de gündeminizde epey yoğun maddeler var. Evet. Hemen izleyicilerimizin geçen haftaki izleyicilerimizden bize ulaşan mesajlarla başlamak istiyorum. Ne oluyor bu türban meselesinde Sayın Küçük ve biz aslında anayasayı mı dinleştiriyoruz? Şimdi bir defa geçen hafta Sabih Kanadoğlu dostumuz buradaymış. Biz ilginç bir yazgı Sabih Kanadoğlu'yla aynı liseden sınıf arkadaşıyız biz Kapatış Erkek Lisesi'nde. Öyle mi? Evet. Hiç onu bilmiyorduk. Evet, biz aynı lisedeniz. Şimdi o da her akşam gidiyor, devamlı konuşuyor. Yüce Gökbana da öyle bir yazgı vermiş. Devamlı konuşuyoruz. Sabih Bey dostumla aynı paralelde konuşuyoruz. Sorunuza gelince Nuri Hanım, Sabih Bey dostum beni affetsin. Diğer hukukçular beni affetsin. Ben doğrusu anayasayı önemsemez oldum. Neden önemsemez oldum? Bir ülkede karakollardaki yangın talimatından daha kolaylıkla bir yasalar manzumesi değiştiriliyorsa önemsizdir. Ergun Özbudun hocamı kendisinin seçtiği bir takım insanlarla beraber oturun bir hazırlayın dediler. Sonradan tuttular. Ne anayasayla ilgisi olduğunu, ne öbürü olduğunu. Bir takım insanlarla bir anayasa değişikliği hazırladılar. 100.000 defa değişiyor karakollarda. Onun için bunları çok fazla önemsemiyorum. Ha ne oluyor? Ha, gayet açık. Gayet açık. Ne oluyor? Ne oluyor? Gayet açık. Buraya ben her zaman bir takım hazırlıklarla geliyorum. Evet. İşte üniversite rektörlerinin bugünkü veya dünkü gazetelerde karşı devrim oluyor. Bunu artık bu olanları laikliğe darbe, bu CHP'liler var ya, onlar öyle söylüyorlar. Öğrenciliğinde benim fikir kulübümde olan Mustafa Özyürek laikliğe darbe. Bu laikliğin darbe yiyecek hali kaldı mı? Artık laikliğin bir tarafı kaldı mı? Eli tutulur bir tarafı kalmadı. Kaldı mı? Ha, bu çok açık. Profesörlerin söylediği gibi. Geçen hafta benim haftalık programlar yaptığım Sky televizyonunda söylediğim gibi, bir taraftan bakarsanız bu artık karşı devrimdir. Bir taraftan bakarsanız 200 yıllık bir mücadelenin sonunda kurulan cumhuriyetin yıkılmasıdır. Bunun Deniz Baykal'ın söylediği gibi böyle laikliğe karşı hareket değildir. Bu cumhuriyet yıkılmıştır. Yıkılmak üzeredir, sonuna gelmiştir. Hocalar karşı devrim diyor. Ben iç savaş başlamıştır dedim. Ve hatta daha ileriye giderek de evet. artık Türkiye ya bir İslam devleti haline gelecektir, adımların çoğunu atmıştır, yahut devrim için mücadele başlamıştır Türkiye'de. Bunun altında bir laf, Deniz Baykal'ın yaptığı gibi, öbür tarafta olmaktır. Öbür tarafta olmaktır. Burada hemen bir daldan bir dala atlayıp mahkemelere de karışmıyorum. Kendimi de ortaya koyuyorum. Son Ergenekon davasında Türk Ortodoks Kilisesi'ndeki hanımefendiye
insanları fişliyorlarmış diye bir suç isnat etmişler. Bana da edin o suçu. Ben de fişliyorum. Kim cumhuriyetten yana, kim bu cumhuriyeti yıkmak istiyor? Bunları fişliyorum ben. Çünkü bir iç savaş başlamıştır. Siz Caligula'da da aslında bunu çok net anlatmışsınız Sayın Küçük kitabınızda. Caligula dönemi, yani o dönemi anlatıp aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin üzerine örtüştürdünüz. Bravo. O zaman da demiştim ki cumhuriyet yıkılıyor. Caligula o yıkılışı tepeleyen adamdır. Evet. Hani bir köylerde şuralarda olur, odur. O zaman ama şu anda çok daha ileriye gitmiş vaziyettedir. Adını koymak lazım. Adını koymayanlar öbür tarafta demektir. Peki tam bu noktada bir şey sormak istiyorum Sayın Küçük. Aslında evet, burada bir işgal söz konusu, örtülü bir işgal söz konusu da yıllardır biz mi bilmiyoruz? Biz Deniz Baykal'ın bir iki gün içinde en doğru söylediği söz budur. Biz her zaman Sezar'ın hakkını Sezar'a veririz. Deniz Baykal'ın söylediği doğru budur. Türban bir yabancı simgedir. Türban bir işgal simgesidir. Bu budur. Deniz Baykal bunu söyledi. Bu Türkiye artık hem bölünmektedir hem de işgal edilmektedir. İşgal edilmektedir. Gayet açık. Evet. Buyurun. Evet. Şimdi tabii Sayın Baykal'dan yola çıkarak sormadım bunu ama tamam ben bir yerde eleştirdim. Evet. Bir yerde de yani büyük bir haklılık duygusuyla dünkü veya önceki günkü veya bugünkü konuşmasında en önemli söylediği türban İslam'da da yoktur veya İslam'da, ki ben daha önce başka, o geldiği zaman söyleyeceğiz. Geldiği zaman söyleyeceğiz onu. Evet. Ama şu anda türban diyelim. Türban meselesi aşılmıştır. Hocalarımdan birisinin o demin gösterdiğim kağıtta, o kağıdı bulursam, pardon küpürü bulursam tekrar göstereceğim. Bir yere atmış olabilirim. Evet. Orada vardı. Hocalarımdan. Şimdi bu işi hazırlayalım. Ortadoğu Teknik Üniversitesi rektörü. Belleğim var da bir de göstermek istiyorum. Belleğime güveniyorum. Demin gösterdiğim karşı devrim başlamıştır. Karşı devrimdir. Üniversiteler arası kurul başkanı, Antalya Üniversitesi'nin çok değerli rektörü Mustafa Akaydın'ın söylediği gibi bu bir karşı devrimdir. Karşı devrim çok büyük mesafe almıştır. Artık bunu laiklik meselesi olarak almamak lazımdır. Topyekun bu cumhuriyete ve bu cumhuriyetin bütünlüğüne karşı adım adım ilerlemiş olan bir hareketle karşı karşıyayız. Artık bugün ve yarın ya bir İslam Cumhuriyeti ilanı söz konusudur yahut biz devrim yaparak bunları önleyeceğiz. Burada bir şey sormak istiyorum. Özbudun anayasa dediniz de Özbudun'un sizinle bir akrabalığı olduğunu, akraba mısınız? Öncelikle bir onu soruyorum Sayın Küçük. Ve Özbudun geldiği noktada hem bunu hazırlayıp hem de sonra neden bu işin tehlikeli olabileceğini ifade etti. Ergun Hocam benim hem üniversite yıllarında Deniz Baykal, Ergun Özbudun, bizler, başkaları da vardı. Üniversitede iki ayrı fakültede okusak bile çok yakın arkadaşlardık, ilerici arkadaşlardık. Ergun Özbudun hocam çok değerli bir gençti. Çok değerli bir anayasa asistanı oldu. Öyle bir şekilde gelişti ki benim pek sevgili oğlum Devrim'le pek sevgili kızımız İpek'in babasıdır. Dolayısıyla biz Ergun Özbudun'la
böyle ne deniyor? Nasıl bazı oluyor? O sözcükleri söyleyemiyorum. O sözcükler. Biz işte Ergun Özbudan'ın kızı İpek benim sevgili oğlum Devrim'le evlidirler.